22 7 1942 yılında doğmuşum. Ve küçük yaşlarda, 8 yaşlarına gelince kadar anneyi babayı kaybettim. Ve ondan sonra bir ablamın yanında okula başladı. Okula gittim, ablamın yanında kaldım. Emine ablamın yanında kaldım. Okula gittim, orada ilk sınıfımı kaldım, sınıfta kaldım. Ertesi sene tekrardan burada okula başlayıp, iki ay sonra amcam olan Atanköyoğlu tarafından İzmir Yetiştirme Örgü'ne gittik. Oradan 9 Eylül'lük okulunda 1. sınıfa başladım. Ve 4. sınıfa kadar o okulda okudum. 4. sınıfın yarısında Tekirdağ'da yetiştirme örgü açılmış, oraya geldik. Orada ilkokulu bitirdim, Namık Kemal İlkokulu'nda ilkokulu bitirdim. Ve bu bitirme zamanı ile beraber Edirne'de yetiştirme örgü açılıyor. 1955-56 senesinde Edirne'ye geldik. O Edirne'de Yapı Sanat Okulu'nun imtihanlarına girdi. Ne kazandım? 56-57 senesinde başlayıp 60-61'de mezun oldum. Abimle beraber. Abim kimya sanatı okuyordu. Ben de İstanbul Yapı Sanatı okudum. Mezun olduk. Geldik. Halkça Belediyesi'nde 8 ay memuriyetim var. Ve 8 ay sonra askerliğim çıktı. Askere gittim. Askerliği de iki kardeş yan yana beraber başladık Manisa'da. Manisa'dan ben İzmir'e, abim Ankara'ya. Ondan sonra Ankara'dan 2 ay sonra abim İzmir'e. 4 ay beraber kaldık. 5 ay sonra ben Elazığ'a. Elazığ askeriye gittim. Sistem olarak. Oradan terhis oldum. Abim de Gazi Emir'de NATO'dan terhis oldu. Ve ondan sonra evimize geldik. Yetiştirme örgü hayatı bitti. Ve yeni başladık. Burada devlet su içirme imtihanlarına gidip devlet su içirme imtihanlarına kazandım. İşe başladım. 1964 Aralık ayında başladım. 1987 Eylül ayının sonunda emekli oldum. Emekli oldum. Bu 70 senesinde babaannemle evlendik. 3 tane çocuğumuz oldu. Bir baba, bir Özlem hala, bir de Çiğdem hala. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Onlar var. Ve bu hayatı 48 yıldır devam ediyoruz. Bu şeyde dönemde 2007 yılında bir beyin ameliyatı oldu. 2011'de ayaksam bypass ameliyatı oldu. Şu anda yaşamaya devam ediyoruz. 7-8 kardeş. 8 kardeşiz. En büyük abimle babam ikisi üç gün, bir hafta içerisinde aramızdan ayrıldı. 1950 senesinde vefat ettiler ve biz 7 kardeş kaldık. Şu anda bir, nasıl anlatayım, şöyle en büyük gibi bir Emine 2, İsmail 3, Müzeccel 4, 5 numarayla
5 numarayı, 8 numara ayakta kalan, ben ayakta kalan kişileriz. Geri kalanı hepsi vefat ediyor. 5 kız, 3 oğlan dünyada, dünyaya gelmiş. 5 kız, 3 oğlan. Bir anam var, bir amcam var, başka şey, dayımlar var. Annemin kardeşi, kırklarından dayım var. İzmir'de bir dayım var, babam tarafından. Ve böyle işte yaşamaya devam ediyoruz. Okul hayatında 5-6 tane ilkokul değiştirdim. 5-6 tane ilkokul değiştirdim. Ve o sene sınıfta kaldım. Ertesi sene burada başlayıp İzmir'de yetiştirme önüne gittik. İzmir Borman'a yetiştirme önüne. Orada okula başladım. Birinci sınıfa. Dördüncü sınıfa kadar işte. İlk Namık Kemal İlkokulu'nda, 9 Eylül İlkokulu'nda, 9 Eylül İlkokulu'nda okudum. 4'ten 5'e geçmez durumunda Tekirdağ'da Namık Kemal İlkokulu'nda okuyup mezun oldum. İlkokul bitti. 5 senede ilkokul. Ben bir sene kaybımla 6 sene okudum. 4 sene şeyde ilkokulda. Sanat okulunu 5 senede, 5 senede okudum, bitirdim. Okudum, mezun oldum. 1960-61 yılında Haziran ayında mezun oldum. 61 Haziran'da. Ve ilk Dilek Subay öğretmenlik olmayan, er olarak askerlik yapan lise mezunluk kurbanıyız biziz. Biz olduk yani. Dilek Subay öğretmenlik yapıyordu bizim mezunlar. 1960 yılında, 60-60 yılında er olarak askerlik yaptırmış bizle beraber. Bu şeyi kaldırdılar. İki sene askerlik, iki ay Manisa, 6 ay İzmir Namlıları, 16 ay Elazığ 2. İstiklal Tabulu, 8. Kolordu. 2. İstiklal Tabulu karargah bölüğü yazıhanesinde 16 ay geçti. Çavuş. Çavuşluk rütbesiyle beraber en azından askerliğe devam etti. Ve bitti. Şimdi su işlerine işçi bulma kurumuna kaydımı yaptırdım. İşçi bulma kurumundan davetiye geldi. Davetiye gelince Devlet Su İşleri'nde imtihan açılmış. O imtihana girdik. 28 kişi girdik. 3 kişi imtihanı kazandık. Ve 1 Aralık 1964 yılında Devlet Su İşleri'nde işe başladı. Şimdi ben imtihana girdiğim zaman şey olarak 3 kişi alacaklar. Ben 4. eleman oluyorum imtihanda. Ve bu 4. eleman da yedek olarak, ilk yedek, 1. yedekim olmuşum. Ve bu şeyde kazanamadım diye evime geldim, eve geldim. 15 gün geçti, Devlet Su İşleri'nin bir arabasıyla komşu bir abimiz, Ahmet Topçu, Ağır Topçu diye bir abi, o ekibi gelin arabayı bizim eve getirmeye binmiş arabaya. Ateş olarak bizim eve gösterdi. Ben biliyorum, üzerim. Ben de onları yolda kaçıyorum. Yani
Onlar oradan çıkıp ben de buradan şey yapıyordum, kahveye gidiyordum. Yolda karşıladım. Yolda karşılayınca orada bana imkanı kazandığımı söyledi. Genel görevli oraya. Yok, ben inanmadım. Yok dedi, sen şimdi buraya bir imza at. 13,5 gün ödüyorum diye de sen işe başlayacaksın. Muhakkak olarak. Ve ben 10 lira her gün harcıyorum. 13 lira para kazanıyorum, 13,5 lira para kazanıyorum diye. O işi kabul ettim, girdim. Başladım böyle sürüklerine işe. Ve böyle de işte imtihanlar girdik imtihana. Kadrime geçemedik. Kurşa gittik. Tesis Lisan Kurşu'na. Tesis Lisan Kurşu'ndan mezun olduk. Geldik. Yine kadroya almadılar önce. Sonra tekrar imtihana girdik. İmtihanda başarılı olduğumuz için kadrime geçtik ve normal bir hayat başladı.